ve hepimizin oturup yeniden düşünmesi lazım. Her birinizin sorumluluğu var. Muhtar arkadaşlarım burada. Kanaat önderleri arkadaşlarım burada. Neden kanaat önderleriyle ve muhtarlarla özel bir toplantı yapıyoruz? Gelirdik burada miting yapardık. Çeker giderdik Ankara'ya sonra. Herkes alkışlardı. Sloganlar atılırdı. Herkes huzur içinde evine gitti. Tamam. E olmaz ki. Oturup konuşmamız lazım. Sorun sadece benim sorunum değil. Sorun hepimizin sorunu. Sorumluluk da sadece bana ait değil. Hepimizin sorumluluğu var. Benim sorumluluğum daha ağır, doğrudur. Nasıl Mansur Başkan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sorumluluğu diğer belediyelere göre daha fazlaysa ama o diğer belediyelerin sorumluluğu yok anlamına gelmez. Muhtarın sorumluluğu yok anlamına gelmez. İşbirliği lazım. Beraber çalışmak lazım. Mazot fiyatından şikayet ediyorsunuz hepiniz. Zam geliyor. Ne olacak bu hali? Doğru. Dışarıdan geliyor. O da ben biliyorum dışarıdan geliyor. İçeride petrol çok az. Dışarıdan geliyor. Doğalgaz dışarıdan geliyor. Ben bunları anlıyorum zaten. Fiyat artışı oluyor. Ben bunu da anlıyorum. Olur. Sadece bizde değil. Dünyada da artıyor. Ama sosyal devlet dediğiniz kurum üreticiyi korur. Kardeşim ben çiftçinin traktöründe kırmızı mazot vereceğim. Kırmızı mazotu nasıl vereceğim? Ötevesiz olacak, kademesiz olacak. Daha ucuz olacak, daha rahat üretecek ve daha ucuza mal edecek. Vatandaş da daha ucuza ekmekti, meyveydi, sebzeydi efendim bunları yiyecek. Sosyal devlet budur. Sosyal devlet üretenin yanında olan devlet demektir. Sosyal devlet fakirin, fukaranın yanında olan devlet demektir. Sosyal devlet herkesin doğumundan ölümüne kadar yaşamını güvence altına, ekonomik olarak güvence altına alan devlet demek. Bu da sosyal devlet. Başka sosyal devlet ne olacak ki zaten? Devlet ama 21. yüzyılda sosyal devlet diyor. Hadi şehirde yaşayalım, birisini düşünün. Diyecek ki ya mazot azam geldi, arabam var kullanamıyorum. Belediye otobüsüne biner işine gider. Metroya biner işine gider. E siz tarlayı sürmek için metroya mı bineceksiniz? Yok. Otobüse mi bineceksiniz? Yok. Mecburen traktöre bineceksiniz. Mecburen traktörü götüreceksiniz. Verilmesi lazım. Dolayısıyla kırmızı mazot uygulamasının getirilmesi lazım. Çiftçiye ÖTV'siz, KDV'siz mazot verilmesi lazım. Yeter mi? Yetmez. Yüzde birler az önce söyledim. Yüzde birlerin, milli gelirini her yıl en az yüzde bir oranda size destek verilmesi lazım. Bu destek verilmezse olmaz. Diyeceksiniz ki ya sadece Türkiye'den mi bunlar isteniyor? Hayır efendim. Dünyanın bütün ülkelerinde tarım stratejik sektördür. Bir daha söyleyeyim. Tarım stratejik sektördür. 85 milyon kişinin karnını doyuracak olan bu ülkenin çiftçileri, üreticileri dışarıdan alıyorsak bir eksiğimiz var demektir. Bir yanlışımız var demektir. Mansur Başkan Ankara'ya gerçekten de çok ama çok önemli yardımlar yapıyor fidesinden tutun tohumuna kadar, silajından tutun hayvanın aşısına kadar. Bizim diğer belediyelerimiz de yapıyorlar. Ama normalde bunları yapması gereken Tarım Bakanlığı yapması lazım. Ama yapamıyor, yapmıyor. Belediyenin, Büyükşehir Belediye Başkanımız size yaptığı yardımları az önce konuştuk. Önümüzdeki yani bu süreç içerisinde iki misline çıkaracak. Söz verdi başkan. Bana söz verdi öyle mi başkan? Iki misine çıkaracak. İki misine çıkması ne demektir? Sizin daha iyi üretmeniz demektir. Daha fazla kazanmanız demektir. Önemli bir şey. Bu sene bir milyarın üzerinde neredeydi o bir şey vardı? Ee, arabada mı? Bir nokta yaptığı büyükşehir belediye başkanımız Mansur Bey'in yaptığı yardımlar dolayısıyla üretici Ankara'daki bütün çiftçiler üreticiler bir milyar yedi yüz milyon liralık ek gelir elde ettiler. Bu ne demektir? Köyde rahat yaşayacağım demektir. Şehre gerekirse gezmeye, eğlenmeye gideceğim demek. Çocuğumu daha iyi şartlarda okutacağım demektir. Dolayısıyla her birimizin, her birimizin bu konuda duyarlı olması lazım. Buna benzer pek çok olay var. Tarım, tarım desteğini yapmamız gereken pek çok olay var. Çiftçiye tarım krediden kredi alın diyorlar. Bankalardan kredi alın diyorlar. Alıyorsunuz krediyi. Faiz ödüyorsunuz. Allah nasip eder. Sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimizde İlk bir hafta içinde çiftçinin, üreticinin ve esnafın ister bankalardan, ister esnaf kefalet kooperatiflerinden, ister tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Ne faizi ya? Ne faizi? Çiftçinin hakkını korumak istiyorsan faiz bataklığından çıkaracaksın. Zaten perişan etmişsin adamı. Türkiye'de efendim üretim olmazmış. Venezuela'ya gidelim orada işte bilmem üretim yapalım. Ya akıl yani akıl ya nerede bu akıl ya? Ne demek Venezuela ya? Sudan'dan arazi kiraladılar. Orada ekip pişme yapacağız diye. E peki Türkiye'de iki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Çiftçi ekmiyor. En büyük tehlike nedir onu da söyleyeyim. En büyük tehlike çiftçiyi toprağa küstürmektir çiftçi toprağa güzerse 85 milyon açız. O nedenle tarım stratejik sektördür. O nedenle dünyanın bütün ülkeleri tarıma destek verirler. E şimdi siz bunları bir tarafa atarsanız olmaz. Yazıktır günahtır bu memleketi. Evlatlarımız var. Atalarımız bize böyle öğretmedi. Yardımlaşmayı imece, imeceyi öğretti. Dayanışma kültürünü öğrettiler bize. Buna bakmak lazım. Efendim tarımda bizim planlamamız yok. Bakıyoruz bu sene soğan çok iyi. Hep beraber soğan ekiyoruz. Bir sene sonra hep beraber iflas ediyoruz. Halbuki hafza bazlı planlama yapılsa kardeşim sizler buğdayı ekeceksiniz. Sizler soğan ekeceksiniz. Neydi? O Aksaray sizler patates ekeceksiniz. Sizler şunu ekeceksiniz. Sizler şunu yapacaksınız. Planlama yapılır. Herkesin geliri bellidir. Herkesin asgari gelir güvencesi vardır. Hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. E dolayısıyla kaynağı en verimli şekilde kullanmış olacaksınız. En verimli şekilde. Devlet akılla yönetilir. Bilgiyle yönetilir. Birikimle yönetilir. Ferasetle yönetilir. Kim öğretiyor? Tapduk Emre öğretiyor. Kim öğretiyor? Yunus Emre öğretiyor. Öğretiyor. <laughs> Ahi Evran öğretiyor. Siz devleti kendi kişisel ihtirasınız için ya da onu tatmin etmek için yönetemezsiniz. Bir insan her şeyi bilmez. Onun da altını çizeyim. Ben her şeyi bilirim diyen adam hiçbir şey bilmez arkadaşlar. Sen üniversiteyi bitirdin. E gayet güzel. Hadi gel şu ameliyatı yap. Ya nereden yapacağım ben? Onu doktor yapar. Eskiden doktor derdik. Şimdi soruyoruz hangi doktor? Hangi doktor? Kadın doğumu, asabiye mi, dahiliye mi, sinir mi, beyin mi, kulak burun boğaz mı, göz mü? Bakın ihtisaslaşmaya bakın. Devlet böyle yönetilir. O nedenle devlet dediğiniz kurumda liyakat esastır. Yani işi te ehline teslim etmek esastır. Ya bu bizim inancımızda da böyledir. İşi ehline teslim etmezsen bir devleti yönetemezsin. İşi ehline teslim ettiğin zaman en çok yönetici rahat eder. Çünkü bilir ki işler tıkır tıkır yürüyor zaten. E siz bunu yapmıyorsunuz. İşi ehline teslim etmiyorsunuz. Size bir soru bankaların, kamu bankaların, yönetim kurunda güreşçinin ne işi var? Allah aşkına ya. Vicdanınıza sorayım ya. Güreşçinin ne işi var? Ben güreşçi, güreşçidir diye kınamıyorum. Başımın üstünde yeri var. Gider, güreşini yapar, madalyasını kazanır, bayrağımızı göndere çeker. Başımın üstünde yeri var. Her türlü imkanı verelim. Parasıya parasını verelim. Ama bankacılıkta onun ne işi var? Allah aşkına. Bayrağımızda gurur diyoruz değil mi? Bayrağı temsil eden kim? Bu ülkenin onurudur, itibarıdır. Ya rüşvet alan birisini Büyükelçi tayin ettiğinizde arabasında Türk bayrağı kullanacak. Bu benim ağrıma gidiyor. Sizin ağrınıza gitmiyor mu? Sitemse beraber sitem edeceğiz. Şikayetse beraber şikayet edeceğiz. Kul hakkı yemek. Ne diyoruz? Yüce Yaradan diyor ki her türlü günahla gelin ama kul hakkıyla huzuruma gelmeyin diyor değil mi? E sabah öğle akşam kul hakkı yiyenler var. Malı götürenler var. Paraya doymayanlar var. Fakirin fukaranın hakkını yiyenler var. Biz ne yapıyoruz? Yiyebilirsin kardeşim. Devam diyoruz. Sen yiyebilirsin. E buna dur dememiz lazım. Bir şey daha söyleyeyim. Siyasette bir adam zenginleşiyorsa bilin ki köşeyi dönüyor. Bilin ki kulak yiyor yani. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı açıkladım. Karımın yüzüğüne kadar. Mal varlığı budur dedim. Bulursanız bir mal varlığı mesele yok. Yok. Ama o mal varlığı benim alın terimin karşılığıdır. Ha zenginleşti mi bu arada siyasete girdim ta genel başkanlığa kadar geldim. Yok arkadaşlar zenginleşmedim. Ama bakıyorsunuz bazı politikacılara deveyi hamuduyla götürmüş. E nasıl oluyor bu? Zenginleşme nasıl oluyor bu? Bu zenginleşme Alın teri karşılığı zenginleşme değil. Avanta devletin hazinesine. beytül Beytülmale el uzatmaktır. Beytülmale el uzatanlara önce vatandaş olarak siz kar çıkacaksınız. Sitemse ben sitem ediyorum. Yani illa malı götürene mi gidip oy vereceğiz? İlla kul hakkı yene mi götürüp oy vereceğiz? Ya bir de doğru dürüst sizden toplanan her kuruşun hesabını size veren insanları tercih edin bir de. Ya bu insanlar bir gelsin bir devleti yönetsinler. Kuruşun hesabını bir soralım bakalım bu paralar nereye gidiyor? Belki düşünebilirsiniz ya zaten bizim vergi dairesinde kaydımız yok. Hayır efendim. Ekmek alırken bile siz vergi ödersiniz. Kefen bizi alırken vergi ödersiniz. Şimdilik vergi ödemediğimiz bir alan var. Onu söyleyeyim. Teneffüs ettiğimiz hava. O vergisiz. Onun dışında hepsi vergili. Verginin hesabını vermek demokrasinin temel kuralıdır. Çünkü vatandaş diyor ki kardeşim ben sana vergimi verdim, parayı nereye harcadın? Bana bunun hesabını ver. Demokrasi böyle gelişir, böyle büyür. Bu soru sorulmazsa demokrasi gelişmez değerli arkadaşlarım. Tüy bitmemiş yetimin hakkını savunmuyorsam o zaman benim siyaset yapmamın bir anlamı yok. Siyaset halka hizmet etme sanatıdır. Çebi doldurma değil. Böyle yapacağız. Dolayısıyla hiç endişe etmeyin. Karamsarlığa kapılmayın sizden sadece bir şey istiyorum. Bakın sadece bir şey istiyorum. Sandığa gittiğinizde elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanın. Tek onu istiyorum sizden. Çünkü vicdani kanaate göre oy kullanmak çok önemlidir. Vicdani kanaate göre. Bizim anayasamız der ki hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Kanuna göre değil bakın. Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Vicdani kanaat bazı bilim insanları derler ki Allah'ın yüreğimizdeki sesidir diyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak, birilerine olağanüstü avantajlar sağlamak ve bütün bu avantajlar sağlanırken sizlerin Alın terinizin değerinin verilmemesini sorgulamak sizin hakkınızdır. O nedenle vicdani kanaat çok önemlidir.